İze istehallet hâzihil ümme el hamre. Hamir malum içki. Şarap. Yalnız bu hamir burada kullanılıyor da insanın serhoş edemez. Neden olursa olsun. Bugün cinsini, ismini bilmediğimiz bir sürü insanı serhoş eden şeyler var. Bunların hangisi olursa olsun. Bu halaldır diyerekten bir insan bunu içerse bir nebiz, üzümün suyu, hurmanın suyu hangisi olursa. Böyle bir abd ediyorum. Ver riba, faiz haramdır. Faiz dedir, ya alışveriştir bu. Bunsuz iş olur mu? Nasıl eşyayı satıyorsan, 5'e satıyorsun, 5'e alıyorsun, 7'ye satıyorsun. Bunu da ben böyle alacağım, böyle satacağım, bundan da kazanacağım diyor. Onun adına da bey koyuyor, alışveriş. Ve süt, rüşvetin adına da hediye diyor. Rüşveti de alıyor, onun adına da hediye diyor. Bunları böyle bir ümmetim yapmaya başladık da ve tecrübü zekat. Zekatı da vermiyor, ondan da ticaret yapıyor. Bu inde zalik helakühüm. İşte artık bunların helaklerinin vakti gelmiştir. Helaklerinin vakti gelmiş. Onun için derler ki bu kavim nereden çıktı acaba? Böyle kendi kendini vursun, öldürsün, memleketi alt üst etsin, karıştırsın. Bunları aklımız ermez. Cenab-ı Hak her kavmin cezasını vermek için envai çeşit esbaplar hak eder. Sen dersin ki işte terbiye olmamış, anası vermemiş terbiye, mektepte de terbiye olmamış, şu olmuş. Yok, Allah'ın yarattığı bir mahluktur da. Aslanı nasıl yarattıysa, yılanı nasıl yarattıysa, insandan da aslan gibi, yılan gibi mahlukları yaratır, bize de cezalı ders olur. Onun için bize düşen tövbe edip Allah'ın emrine muti, peygamberin emrine muti, haramlardan sakınmak. Şimdi bugün faiz kullanmayan tüccar %1 çıkar mı, 2 çıkar mı bilmem. Ya binde bir çıkar mı? Herkes bundan olmaz diyor başlatıyor. Kurtuluş oluyor. Selamete hepsi düşman şimdi. Neden? Faizi kaldıracakmış diyor. Olur mu böyle şey ya? Olur mu? Deli. Bu adam deli. Hiç böyle şey olur mu? Ya Allah'ın yasağı bu. Ama para kazanacağız. Şimdi böyle bir yanar 15 milyon bizden gider. Milyar bizden gider.